anahtarını unuttum ya. Anne, anahtarın nerede? Zeynep? Ne işin var senin burada? Sen benim en yakın arkadaşımsın. Benden bir şey saklamana gerek yok. Ya lütfen bakar mısın bana? Kaldır şu suratını bakayım. Ya hayır ya. Daha bunu güvenmeyeceksin, inanmayacaksın. Nedenmiş o? Çünkü sana yalan söyledim. Onlar yalan sayılmaz. Neden sayılmasın? Şu etrafına bir baksana, iğrenç. Ya iğrenç deme, saçmalama lütfen. Niye? Bunu bulamayanlar da var diye düşünüp mutlu mu olayım? Evet, aynen öyle. Ya baksana, annen yanında, bir eviniz var. Ne olursa olsun çok iyi bir okulda okuyorsun. Ya bu imkanlara sahip olmayan kaç kişi var, sen biliyor musun? Tamam Zeynep. Bildiğim şeyleri tekrar söyleme bana. Kızım vallahi sen kafasızsın. Ne? Vallahi bak, bana yalan söylediğin için, annenden utandığın için sen kafasızsın. Ben de böyle saf saf her şeyimi anlatıyorum sana incik cincik. Bana bak, bana söylemediğin başka bir şey varsa... Yok. Zeynep, kimse bilmeyecek değil mi? Ne annen, ne Barış, hiç kimse. Tamam, söz, kimse bilmeyecek. Jale teyze biliyor mu? Bir tek o. Yani benim bildiğim. Anladım. İyi ki varsın. Sen de. Salak. Darıyor. Can mı? Hmm. Gerçekten ondan hoşlanmıştım ya. Şimdi hoşlanmıyorsun. Ne demek istediğimi anladın Zeynep. Tamam. Yok. Bu böyle olmayacak. Neyse, kapayım da ben bunu. Sen sağ, ben selamet. En kötüsü de ne biliyor musun? Gerçekten o da benden hoşlanıyor zannettim. Karşılıklı zannettim. Ama değilmiş. Kesin Kerem zorlamıştır onu. Gerçi bu da affedilecek bir şey değil de. Ya ben onun için neleri göze aldım? Bir sürü yalan söyledim. Ya elbise aldım. Ben o parayı nasıl denkleştireceğim? Ne parası? Kahvaltı hazır anneciğim. Çayın altını yakarsın. Ben şimdi bunları bırakıp geliyorum. Tamam. O parayı nasıl yerine koyacağım bilmiyorum. Tamam, ben bir şey düşüneceğim. Şimdi o para ne zamana lazımdı? Ayın 15'ine kadar. Hmm. 15'ine kadar 1000 lira. Hı. Yani ayın 15'ine kadar 1000 lira artı dedeme 200 lira. Ama hep aptal otobüs yüzünden oldu. Bir adımımı attım, çart diye yırtıldı. Tamam, sen canını sıkma. Mutlaka bulacağız bir yolunu, tamam? Teşekkür ederim. Efendim? Can, bir saat içinde parkın önünde ol. Gelemem, işim var. Ya hadi Can, bir saat diyorum sana, tamam mı? Çok teşekkür ederim Zeynep. Rica ederim. Gidiyor musun kızım? Gideyim artık, annem merak eder. İyi hadi, her zaman beklerim. Tamam, görüşürüz. 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 Can, söyle neredesin, oraya geleyim. Seninle bir şey konuşacağım. Ne yapıyorsun sen ya? Ha? Uçtun mu arkadaşım sen? Bu neyin kafası? Ya isteyerek yapmadım. Ne oldu? Kafana silah mı dayadılar? Ya Zeynep, anlatamıyorum işte ya. Bilmediğin şeyler var ya. Ne o zaman ya? Nasıl böyle bir şey yapıyorsun sen? Hah, çok güzel. Bir bu eksikti. Çok güzel. Can. Patronun da geldi. Zeynep, sonra konuşalım mı? Senin ne işin var burada? Sana ne ya? Burası da mı sayar? Ne oldu? Sana ne? Can, hadi gidiyoruz. Şimdi sıra Can'da değil mi? Şimdi onu kullanacaksın. Ha kızım, işte senin boynun biraz geçer. Öyle mi? Aynen. Hadi Zeynep, yeni bir şey söylemeyeceksen gidiyoruz. Söyleyeceğim. Söyle bakalım. Senden nefret ediyorum. Kerem. Ha. Neden bu kız senin bu kadar moralini bozuyor? Ne bileyim. Hep karşıma çıkıyor, işlerime karışıyor. Hiç rahat bırakmıyor. Hani aranız düzelmişti? Barış'la çıktıktan sonra iyiydi aranız. Ne oldu? Öyle değil de. Saçmalamaya başladı yine. Emin misin? Bu yüzden yani. Yok Melis, değilim. Allah Allah ya. Tamam kızım. Beni çok şaşırttın, biliyor musun? Neden? Ne bileyim, ne işin var senin öyle bir kızla? Öyle bir kızla ne demek şimdi ya? Yani sıradan bir kız. Sana öyle geliyor. Sen işine baksana Dilan. Peki. Ay sıkıldım, gidelim. Can hadi yarışmaya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.